Cibali Tütün Fabrikası 1884 yılında Fransız Reji İdaresi tarafından işletilmeye başlanan, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden itibaren işletilmeye başlayan bir tütün ve sigara fabrikası olarak karşımıza gelmektedir. Bu fabrika Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulana kadar olan süreçte Fransız Reji İdaresi tarafından işletilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra ise 1925 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından millileştirilerek artık bu cumhuriyetin bir işletmesi olarak faaliyetine devam etmiştir. Bizim söylemek istediğimiz aslında burada 110 yıllık tarihi boyunca bu fabrikada kullanılan makineler, eşyalar, arşivler, bununla beraber buradaki fotoğraflar, burada üretilen her türlü sigara, puro, pipo tütününde aslında bu kapsamda sergide sunmaya çalışıyoruz. Fabrikanın aslına baktığımız zaman tabii ki Fransız Reji İdaresi dönemiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından idaresi dönemleri arasında da mutlaka farklılıklar karşımıza gelmektedir. Burada bir Fransız işletmesi olarak aslında Osmanlı'nın son dönemde yaşamış olduğu birçok siyasi olay ve sosyal olayın burada biz yansımalarını birçok fonksiyonuyla beraber aslında görmekteyiz. Bir devletin yıkılışı, yeni bir devletin kuruluşunun doğrudan doğruya da bu fabrikada yansımasını çok net bir şekilde bütün unsurlarıyla görmemiz mümkün. Gerek toplumsal olaylarıyla, gerekse grevleriyle, gerekse buradaki üretim mekanizmalarıyla, üretilen nesnelerle, sigaralarla ve diğer birçok unsuruyla biz en başından da söylediğim gibi burada bir fabrika tarihinden çok öte bir toplum tarihini, bir endüstri tarihine de burada Cibali Tütün Fabrikası özelinde tamamıyla tanıklık etmeye çalışıyoruz.